İ sanal birimi içeren integraller. Bu videomuzda integralin içinde İ sanal birimi bulunması durumunda nasıl davranmamız gerektiğini konuşacağız. Bunu yapmamızdaki amaç bundan sonra işleyeceğimiz başlık olan kontür integralleri bölümünde hep bu şekilde integraller ile karşılaşacak olmamızdan kaynaklanıyor. Burada integral alma kurallarını biliyor kabulüyle bu çözümleri yapacağım. Bilmeyenler için bu videonun yorum kısmına kalkülüs 1'den hatırlamamız gereken integral alma kuralları konu anlatım videosunun linkini koyacağım. Bilmeyenler önce onu izleyip sonra buraya gelebilirler. Şimdi soru ne demiş? Aşağıda verilen integrallerin sonuçlarını bulun. A şıkkıyla başlıyoruz. 0'dan 1'e 2i dt. Buradaki değişkenlerimiz hep t'ye bağlı olacak. Çünkü biz kontür integrallerini bir eğri için, bir kontür için hesaplayacağız. Ve bu eğri kontür için hesaplarken eğrileri parametrize ederek bu integralleri çözeceğimiz için içleri hep t'ye bağlı olacak. T değişkenine bağlı. Bu nedenle buna alışkanlık kazanmamız adına bütün integraller t'li burada. Şimdi integralimizin içine bakalım. İntegralin içinde 2i var. Hiç t'ye bağlı bir şey yok. Tamamen sabit sayı. Bu nedenle yanına t gelir. 2i çarpı t. Önce üst sınırı koyuyoruz. 2i eksi. Sonra alt sınırı koyuyoruz. 0. Bu integralimizin sonucu 2i'dir. Hatırlayacağımız üzere sabit sayıların, mesela 2'nin x'e göre integralini alırken sonuca ne diyorduk? 2x artı c. İçeride tamamen bir karmaşık sayı varsa, hiç t değişkeni yoksa o da bir sabit sayıdır. Yanına t gelir. Gelelim b şıkkına. Eksi 2'den 0'a i artı 2 dt. İçeriye bakıyoruz. Hiç t değişkenine bağlı bir ifade yok. Tamamen içeride bir sabit sayı var yine. Yanına t gelecek yine. I artı 2 çarpı t. 0 ve eksi 2 koyacağız. Önce 0'ı koyuyoruz. 0 koyduğumuzda sonuç 0 orada. Eksi. Eksi 2'yi koyuyoruz buraya. Eksi 2'yi dağıtırsak. Eksi 2i. Eksi 4. Sonra buradaki eksiyi dağıtırsak. 2i artı 4 olarak bu integralimizin sonucunu bulmuş oluruz. İçeride hiç t'li bir şey yoksa onun yanına bir tane t getireceğiz. Çünkü içeriği sabit sayı kabul ediyoruz. C şıkkına geldik. 1'den 2'ye t artı i dt. İçeride t'li bir ifademiz var. Toplama çıkarma durumundaki ifadelerin integralleri ayrı ayrı alınırdı. Öncelikle buradaki t'nin integralini alıyoruz. T değişkenine bağlı. Üssünü 1 artırıp oluşan üsse böleceğiz. T kare bölü 2. Buradaki i'ye geldiğimizde o bir sabit sayı. Yanına bir tane t gelecek. Artı i çarpı t. Bunda önce 2 sonra 1 koyacağız. 2'yi koyuyoruz. 2'nin karesi 4. 4 bölü 2'den 2. Buraya 2'yi koyarsak 2i eksi. Sonra 1'i koyuyoruz. 1 bölü 2. Buraya 1 koyduk. Artı i. 2 eksi 1 bölü 2'den 3 bölü 2. 2 eksi i'den artı i. İntegralimizin sonucu 3 bölü 2 artı i olur. Geldik d şıkkına. 0'dan 2'ye 2t kare eksi 3it artı 5 dt integrali sorulmuş. Tek tek integrallerini alacağız. Hepsi toplama çıkarma durumunda. Önce buradaki t karenin integralini alıyoruz. Öndeki sabit sayıların integrali etkisi yoktur. 2 çarpı t karenin integrali üssü bir artırıp oluşan üsse bölersek t küp bölü 3. Buradaki eksi 3i sabittir. Onu olduğu gibi yazarız. Buradaki yanındaki t'nin integralini alırız sadece. Üssünü bir artırıp oluşan üsse bölersek t kare bölü 2. Buradaki 5'in integralini alırsak sabit sayıdır. Yanına t gelir. 5'te. Bunda 2 ve 0 koyacağız. Önce üst sınırımız olan 2'yi koyuyoruz.
2'nin kübü 8, 2 ile çarparsak 16 bölü 3. 2'yi buraya koyduk. 2'nin karesi 4, 4 bölü 2. 2 verir. Bununla da çarparsak eksi 6i. 2'yi getirir buraya koyarsak artı 10. Eksi 0'ı koyarsak komple hepsi 0 çıkacak. Burada 16 bölü 3 ile 10'u toplarsak 46 bölü 3 eksi 6i olarak integralimizin sonucunu bulmuş olduk. Devam ediyoruz. E şıkkı. Sıfırdan pi'ye e üzeri 3 it dt. E'li ifadenin integrali şöyle alınırdı. Üssü eğer ki birinci derece ise e'li ifade aynen yazılır. Üssünün türevine bölünür. 3it'nin türevi 3i'dir. Ardından da pi ve 0 koyacağız. Pi'yi koyarsak e üzeri 3i pi bölü 3i eksi 0'ı koyarsak e üzeri 0 1 eder. 1 bölü 3i. Buradaki e üzeri 3i pi'yi de hesaplayabiliriz. Şu kenarda hesaplayalım onu. Şöyle 3 pi i diyelim. Kosinüs 3 pi artı i sin 3 pi demektir. 3 pi 540'tır. Bunun esas ölçüsü pi'dir. Bunun da esas ölçüsü pi'dir. Kosinüs pi eksi 1 eder. Sinüs pi 0 eder. Buranın sonucu eksi 1. Yani şurası eksi 1 etti. Eksi 1, 3, eksi 1 bölü 3 iymiş burası da. Dolayısıyla sonucumuz eksi 2 bölü 3 i olarak bulundu. Geldik F şıkkına. Sıfırdan 1'e sin 2 it dt. Sinüsün içerisi birinci derece ise integral alma kuralı vardır bununla ilgili. Sinüs eksi kosinüse dönüşür. Eksi kosinüs 2 it bölü içerisinin türevi. 2 it'nin türevi 2i'dir. Ardından bunda 1 ve 0 koyacağız. 1 koyarsak eksi kos 2i bölü 2i. 0 koyarsak kosinüs 0 1 eder. Eksi eksi olacağından dolayı artı 1 bölü 2i. Devamını getirmeyelim bunun. Böyle bırakalım. Ve bu videomuzdaki son iki soruya geliyoruz. Bu videomuzun arkasından iki örnek daha yapacağız bu bölümle ilgili. İntegral almamızın kuvvetlenmesi lazım ki kontür integrallerinde tıkanıp kalmayalım. G şıkkına geldiğimizde 3t artı 2i üzeri 5 dt var. Bu belirli integral değil. Sonunu artı c'ye yazıp bırakacağız. Fakat bu integrali alamıyoruz. Bunun içerisine u deyip değişken değiştirme yapmamız gerekiyor. Değişken değiştirme ile ilgili konu anlatım videosunu da yorum kısmına ekleyeceğim. O konuda da eksiği olanlar izleyebilir. 3t artı 2i'ye u dedik parantezin içinde. Du her iki tarafın diferansiyelini alıyoruz. U'ya göre türevini alıp du yazıyoruz. T'ye göre türevini alıp yanına dt yazıyoruz. Bunun diferansiyeli 3. Bunun türevi 3 eder. Yanına dt yazıyoruz. Veya U'nun T'ye göre türevini aldık da diyebilirsiniz. Sonra DT'yi bu tarafa geçirebilirsiniz. Keyfinize kalmış. Bu integrali içerisine U dedik. U üzeri 5 oldu. DT yerine de DU bölü 3 yazacağız. Çünkü 3 DT DU'ya eşit. DU bölü 3. 1 bölü 3'ü integral dışında düşünürsek U üzeri 5'in U'ya göre integrali U üzeri 6 bölü 6 artı C olur. U dediğimiz şeyi de yerine yazacak olursak 3t artı 2i üzeri 6 bölü 18 artı c integralimizin sonucudur. Ve geldik videomuzdaki son soruya. Burada da e'nin üssü ikinci derece bir ifade t kare var. Bu da değişken değiştirme gerektiren bir durum. E'nin üzerine u dediğimizde neredeyse onun türevi dt ile çarpım durumunda. E'nin üzerine u diyoruz burada. İt kare. Du eşittir.
2it dt. Burada t dt'miz var. Şimdi bunu u'ya çevirelim. Buna u demiştik. E üzeri u oldu. T dt yerine de du bölü 2'yi yazacağız. Buradaki 1 bölü 2'yi sabittir. İntegralin dışına çekeriz. Çarpı e üzeri u'nun integrali e üzeri u'dur. U dediğimiz şeyi de artı c'yi de yazalım. En son u dediğimiz şeyi de y'ne yazarsak integralin sonucuna ulaşmış oluruz. İ t kare e üzeri i t kare artı c integralimizin son hali olur. Dediğim gibi bu videonun amacı kontür integralleri içinde gelecek integraller içindeki i'li kısımlara adapte olup onları birer sabit sayı olarak görebilme alışkanlığı kazanmak içindi. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.